6'ya 9'un 3. bölümüne hoş geldiniz. Dramadan komediye birçok rol başarıyla üstlenmiş, Yeşilçam'ın hafızalara kazınan ünlü oyuncusu, herkesin hayranlıkla izlediği Gülşen Bubikoğlu'ndan bahsedeceğiz bu hafta. Evet Seher, Gülşen Bubikoğlu kimdir? Hayatından bize biraz bahseder misin? Tabii Ecem, bahsedeyim. Gülşen Bubikoğlu Türk sinema tarihinde özel bir yeri olan kadın oyuncularımızdan biridir. Gülşen Bubikoğlu 5 Aralık 1954'te İstanbul'da doğdu. Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördükten sonra LCC Kültür Merkezi'nde lisan, mankenlik ve dans eğitimleri aldı. Mankenlik yaptıktan sonra Ses Dergisi'nin sinema yıldızı olmak isteyenler için düzenlediği yarışmaya katıldı. Yarışmaya katılır katılmaz haliyle tüm yapımcıların gözü Gülşen Bubikoğlu'nun üstündeydi. Herkesin de favori yarışmacısı olan Gülşen Bubikoğlu birinciliği oynuyordu. Fakat birinci olursa 8 yapımcıyla her biriyle ayrı ayrı film çekeceği için ve çalışacağı için çalışması gerekiyordu. Bu yüzden 3 ünlü yapımcı Arzu Film'den Ertem Eğilmez, Erler Film'den Türker İnanoğlu, Akün yapımının sahibi İrfan Ünal aralarında anlaşır. Ve kendi filmlerinde Gülşen Bubikoğlu'nu oynatmak için Gülşen Bubikoğlu'na 10 üzerinden 1 verirler. Gülşen Bubikoğlu'nun yarışmanın ikincisi olur. Tabii bu durumdan Gülşen Bubikoğlu'nun haberi yoktur. Daha sonra bu durumu Türker İnanoğlu açıklar. Birinci olmasa da sinemanın perdeleri Gülşen Bubikoğlu'na açılır ve Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmiyle Yeşilçam'a merhaba der. Tabii Yaban filmiyle de başrollerden biri olur Gülşen Bubikoğlu. 1974 yılında Gülşen Bubikoğlu yapımcısı Türker İnanoğlu'yla Kemal Utku'nun evinde sadece aile dostlarının bulunduğu sade bir törenle dünya evine girerler. 1977'de çiftin kızları Zeynep İnanoğlu doğar ve Gülşen Bubikoğlu'nun hayatı biraz değişir. Evet, Gülşen Bubikoğlu'nun hayatından biraz bahsettik Ecem. Şimdi de Ege Üniversitesi öğrencilerinin Gülşen Bubikoğlu hakkında neler düşündüğünü izleyelim mi? Olur, izleyelim neler demişler bir görelim. 16'ya 9'un bu haftaki bölümünde sorularımız Gülşen Bubikoğlu için geliyor. Resimdeki ünlüyü tanıyor musunuz? Evet, Gülşen Bubikoğlu. Tanıyorum evet, Gülşen Bubikoğlu. Tanıyorum evet, Gülşen Bubikoğlu. Çok da beğenerek izlediğimiz bir sanatçıydı kendisi. Evet, Gülşen Bubikoğlu. Gülşen Bubikoğlu. Gülşen Bubikoğlu. Tanıyorum, Gülşen Bubikoğlu. Gülşen Bubikoğlu. Gülşen Bubikoğlu'yu hangi rol arkadaşıyla hatırlıyorsunuz? Tabii ki de Kader İnanır'da. Çünkü Yaban'da oynadığı rolleriyle beraber hepsini çok sevdim. Yani benim çocukluk filmlerinden biri. Yani şu anda pek aklıma gelmiyor ama Tarık Akan olabilir. Tarık Akan'la olan filmlerini biliyorum. Çok güzel filmleri vardı. Orhan Gencebay'la. Tarık Akan olması lazım. Aklımda öyle kaldı. Tarık Akan. Ahnere'de de Tarık Akan'la beraber çok iyi çiftlerdi oradan. Tarık Akan. Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı hangi filmleri biliyorsunuz? Yaban'ı biliyorum. Ahnere'de Vahnere'de var, bunu biliyorum. Bir film daha vardı ama şu anda hatırlayamadım. Yani isim olarak aklıma gelmedi şu an. İsim olarak aklımda değil ama birkaç tane biliyorum. Görsem hatırlarım kesin. Ahnere'de ve Kördüğüm. Kırgırye. Bir de Alev Alev şu an aklımda sadece ama yani genel olarak hepsini zaten gördünüz mü? Ahnere'deyi hatırlıyorum şu an. Bu kadar. Gırgırye ve Alev Alev vardı. Oh. Ahnere'de ve Yaban. Evet Seher, Ege Üniversitesi öğrencilerinin neler dediklerini izledik. Peki senin en sevdiğin filmi hangisi Gülşen Bubikoğlu'nun? Benim en sevdiğim film Gülşen Bubikoğlu'nun Ah Nerede? Bence çok renkli bir film. Aynı zamanda toplumsal sorunları da içinde barındıran bir aşk filmi. Hem eğlenceli hem de dramatik bir film. Ve rol arkadaşı Tarık Akan'la oynadığı en güzel filmlerden biri bence. Peki Ecem, senin en sevdiğin Gülşen Bubikoğlu filmi ne? Benim en sevdiğim filmi Gırgırye aslında ama ondan önce hemen Ah Nerede hakkında kısa bir bilgi evet, vereyim. Evet, verebilirsin. Tabii. 1975 yapımı olan bu film yönetmenliğini Orhan Aksoy üstleniyor. Yapımcılığını ise Ertem Eğilmez üstleniyor. Orhan Aksoy'u şu filmlerinden tanıyabiliriz. Çok ünlü bir yönetmen. Hayat mı bu? Kezban. Hayat Bayram Olsa filmlerinden biliyoruz. Ertem Eğilmez'i ise zaten birçok ödüllü filmi var. Bunlardan birkaçı Bir Millet Uyanıyor, Kalbimin Efendisi ve Sev Kardeşim gibi filmleri.
Ah Nerede filminde üç kardeşin İstanbul'a gidişini görüyoruz okul için. Tabii evet. Okulla hiçbir alakaları olmuyor. Ferit zaten hep çapkınlık evet. peşinde. Ve bu çapkınlığını devam ettirirken bir anda Zehra'ya vuruluyor ve evet. bunu izliyoruz film boyunca. Çok güzel bir filmdi gerçekten. Evet, gerçekten keyifliydi. Zaten o minibüste öptüğü sahne akıllara evet. kazınmıştır. Evet, ikonik bir sahne bence. Herkesin aklındadır yani. Evet. Benim en sevdiğim filmi ise Gırgırıya demiştim. Gırgırıya'dan da kısacık evet, bahsedeyim. Evet, bahsedebilirsin çünkü tabii. Çünkü çok keyifliydi. Hatta sonradan bunun benzer yapımları da yapılıyor. Cennet Mahallesi gibi. Onu da bilirsin. Evet, çok benziyorlar gerçekten. Evet. Zaten çok benzerler. Aynı konuyu ele aldıkları için biraz da. O karakol sahneleri falan evet. olsun. Direkt aynı. Evet, Gülşen Bibikoğlu da iyi bir oyun. İyi oynuyor. Çünkü genelde ilk rolleri hep zengin bir kız üzerineydi. Evet, sürekli bir sosyetik kızı canlandırırdı. Evet. Hani... Sonra evet. rol yapabildiğini, güzel yapabildiğini göstermiş oldu bize Gırgırıye ile. Sinemada şöyle bir durum var, hani bir rolle girdiğinde sürekli o rol üstüne yapışır ya. Bence o rolü kırdı biraz. Evet. Sosyetik kız rolünden evet, kurtuldu bir alev diyebiliriz. Rolünden. Evet. Şöyle, Gırgırıya filmi 1981 yapımı. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı bir film. Kartal Tibet ise çok ünlü bir yönetmen yine. Altın Portakal Film Festivali tarafından hayat boyu onur ödülüne layık görülmüş bir yönetmen. Yapımcılığını ise eşi Türker İnanoğlu yapıyor. Filmde şöyle, Emin ve Sebahat adında bir iki karakterimiz var. Bu karakterler ezelden beri birbirlerine aşıklar. Ama geçmişte yaşanan birkaç olaydan dolayı evlenemiyorlar işte. Emin'in Sebahat başka bir kız da görüyor. Bunun üzerine misilleme yapıyor, başkasıyla evleniyor. Yani bu nasıl misilleme derler. Gerçekten derler. Ondan sonra tabii birbirlerine düşman oluyorlar durum böyle olunca. Daha sonra ise Bayram ve Güllü birbirlerine aşık oluyorlar. Düşman ailenin çocukları bunlar yani. Tabii ki kavuşamıyorlar. Çiftlerin ebeveynleri onların önünde bir engel oluyor. Daha sonra ise işte Güllü ve Bayram rakip gazinolara çalışmaya başlıyorlar. Bunun üzerine tabii onlar da birbirlerine düşman olmaya başlıyorlar doğal olarak. Ama bu engel olmuyor çünkü Bayram'ın halası onların aralarını bir şekilde yapmaya çalışıyor ve aşkları bir şekilde kavuşuyor yani. Çok böyle iyiymiş. Bir film. Çok keyifli. İzlemesini evet. tavsiye ederim evet, herkese. Herkesi izlesin yani. Gülmeye ihtiyacımız var şu dönemlerde. Evet. Keyifli oluyor. İzlemelisiniz bence. Evet. Gülşen Bibikoğlu için bile izlenir yani. Evet. Çok güzel bir kadın ya gerçekten. Gerçekten güzel. Daha sonra ben ilk filminden bahsedeyim biraz. Yaban filmi. Sinemaya giriş yaptığı film. Evet. 1973 yapımı bir film. Yönetmeni Osman Fahir Seden kendisini Düşman Yolları Kesti, Namus Uğruna ve Çalık Kuşu gibi önemli filmlerinden tanıyoruz. Bu filmde Alev zengin bir ailenin sosyetik kızı rolünde. İlk birkaç filmde böyle görüyoruz zaten kendisini. Alev arkadaşlarıyla tatil yapmak için bir sahil kasabasına gidiyor. Burada Yaban adıyla anılan Ali ile karşılaşıyor. Ali neden sahil kasabasında yaşıyor? İnsanları sevmiyor. İnsanlardan uzak kalmak istiyor. Biraz kafa dinlemek istiyor. Bu yüzden sahil kasabasında yaşıyor Seher. Daha sonra burada yolları kesişiyor. Ve Alev arkadaşlarıyla iddiaya giriyor Ali üzerinden. Diyor ki ben Ali'yi kendime aşık edeceğim. Ve aşık etmeyi de başarıyor. Ali aynı ona... zamanda aşık oluyor da sanırım. Evet. Gülşen Bibikoğlu. İleriki süreçte aşık oluyor maalesef. şöyle gelişiyor olaylar. Ali ona aşık olduğunda Gülşen Bibikoğlu onunla dalga geçtiği bir not bırakıp sahil kasabasını terk ediyor. Bunun üzerine Ali Gülşen Bibikoğlu'nu kaçırıyor orada. Yani Alev karakterini kaçırıyor filmde ve bu süreçte birbirlerine aşık olmalarını izliyoruz. Yine güzel bir filmdi. Tabii kendisinin kötü bir filme imza attığını asla düşünmüyorum. Evet. Daha sonra ise bahsetmek istediğim bir filmi daha var. Kurtar Beni. Bu filmde kendisi en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülüyor. Kurtar Beni filmi 1988 yapımı. Yönetmenliğinin birçok ödülü olan Halit Refik'in yaptığı bir film. Yapımcılığını ise yine Türker İnanoğlu yapıyor. Ayten karakterinden bahsedeyim.
Ertan karakteri toplumda pek onaylanmayan bir meslek yapıyor bu filmde. Ve bu meslekten dolayı kendisini kötü hissediyor. Sürekli camiye gidiyor dualar etmek için. Bu caminin imamıyla konuşarak kendine güç buluyor. Daha sonra ilerleyen süreçte imamla birlikte bir aşk yaşamaya başlıyor. Tabii bir süre sonra birbirlerine aşık olduktan sonra Ayten'in geçmişinden biri onu rahatsız etmeye başlıyor. Ve bunun üzerine olaylar gelişiyor ve çok farklı boyutlar kazanıyor. Bunu izliyoruz. Ödül almaya layık görülüyor. 1988 yılında alıyor ödülü. Evet, benim bahsedeceklerim sanırım bu kadardı Seher. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır Ecem, eklemek istediğim bir şey kalmadı. Çok keyifli bir programdı. Evet, bir saniye unuttum. Belki şey vardı. Kendisinin Madde 438 filmiyle sinemalara veda ediyor. Daha sonra ise tabii ki ekran hayatı tamamen bitmiyor. TV programlarıyla devam ediyor bir süre. Zirvedekiler ve Affet Bizi Hocam'dan sonra ekranlara veda ediyor. İzleyicileriyle artık vedalaşıyor maalesef. Evet, kızı ve torunuyla ilgileniyor. Evet, kendi hayatıyla ilgileniyor artık diyebiliriz. Evet, o zaman ekleyeceğim bir şey yoksa sen yok, kalmadı. Programımızı burada bitireyim ben artık. Evet. 16'ya 9'un bu haftaki bölümüne burada son veriyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.